Şimdi sayısal çarpımı birkaç uygulamasına bakabiliriz. Şimdi uygulamalarına bakmadan önce şimdi eksenlerimizi seçtik. Eksenlerimize x ekseni, y ekseni diyelim. X yönündeki birim vektörü tanımlamıştık. Y yönündeki birim vektörü tanımlamıştık. Mesela bu vektörlerin birbirleriyle skalar çarpımına bakalım. X yönündeki birim vektörü alalım. X yönündeki birim vektörü kendisiyle sayısal çarpımını hesaplamak için öncelikle bu vektörün boyuna, büyüklüğüne ihtiyacımız var. Birim vektörlerin büyüklüğü 1 olan vektörler olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla büyüklüğü 1. Bir vektörün kendisiyle arasındaki açı 0 derecedir. Aralarında herhangi bir açı bulunmaz kendisiyle. Kosinüs 0 da 1. Dolayısıyla x yönündeki birim vektörün kendisiyle sayısal çarpımı bize 1 verecektir. Aynı şekilde y yönündeki birim vektörün de kendisiyle sayısal çarpımı 1 verecektir. X yönündeki birim vektörle y yönündeki birim vektörün sayısal çarpımına bakacak olursak ise yine büyüklükleri 1, 1 çarpı 1 ama bu sefer aradaki açı 90 derece. Dolayısıyla kosinüs 90 da 0 olduğundan x yönündeki birim vektörle y yönündeki birim vektörü seçtiğimiz zaman sayısal çarpımına baktığımız zaman bunların sayısal çarpımı 0 olacak. Şimdi bu bilgileri kullanarak eğer bileşenleri cinsinden bir vektörün ifadesini biliyorsak, iki vektörün ifadesini biliyorsak, sayısal çarpımını da yine bileşenleri cinsinden yazabiliriz. Yine A vektörümüzü alalım. A vektörümüz bileşenleri AX ve AY olsun. B vektörümüz olsun bileşenleri BX ve BY. Bu iki vektörü sayısal olarak çarpalım. Şimdi sayısal olarak çarpma, normal sayıları çarpma gibi yine toplama üzerinde dağılma özelliği olacaktır. Dolayısıyla bu iki parantezi açabiliriz. Açtığımız zaman elimize 4 tane terim gelecek. Şimdi bu terimlerden dikkat ederseniz ikinci terim A'nın x bileşeniyle B'nin y bileşeninin çarpımı çarpı x yönündeki birim vektörle y yönündeki birim vektörün sayısal çarpımı. Ama biraz önce dedik ki bu iki vektörün sayısal çarpımı 0 verecek. Dolayısıyla AX çarpı BY teriminin katsayısı 0. Aynı şekilde AY çarpı BY teriminin de katsayısı 0. AX çarpı BX teriminin katsayısına bakacak olursak ilk terimin AX çarpı BX çarpı X yönündeki birim vektörün kendisiyle çarpımıydı. O da 1. Aynı şey Y yönündeki birim vektörün kendisiyle çarpımı da 1. Dolayısıyla A vektörü ile B vektörünün sayısal çarpımını bileşenler cinsinden yazmak istersek yapmamız gereken tek şey X yönündeki bileşenlerini çarpıp, Y yönündeki bileşenlerini çarpıp, Z yönü varsa Z yönündeki bileşenlerini çarpıp hepsini toplamaktır. Bileşenlerini biliyorsak bu şekilde de sayısal çarpımı elde edebiliriz. Tabii bileşenleri şöyle bir şey hayal edelim. İki vektörümüz var. Bileşenlerini biliyoruz. Aralarındaki açı ne kadar? Bunu bulmak istiyoruz. Bununla ilgileniyoruz. Yine sayısal çarpımı bunu yapmak için kullanabiliriz. Yapmamız gereken tek şey A vektörünü ve B vektörünün sayısal çarpımını yazdık. Bileşenlerini biliyoruz. Bileşenleri cinsinden ifade edebiliriz. Sayısal çarpım aynı zamanda bu iki vektörün büyüklükleri çarpımı çarpı aradaki açı olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla aradaki açıyı bulmak için yapmamız gereken tek şey bu iki vektörü bileşenleri cinsinden sayısal çarpımını hesaplayıp büyüklüklerine bölmek. Böylece iki vektör arasındaki açının kosinüsünü de hesaplayabiliriz. Tabi bunu hesaplamak için önce vektörün büyüklüklerini de hesaplamamız lazım. Bileşenlerini bildiğimiz bir vektörün büyüklüğünü nasıl hesaplayacağız? O zaman da yapmamız gereken tek şey, mesela A vektörümüz var. A vektörünü aldık. Kendisiyle sayısal çarpımına bakalım. Bileşenleri cinsinden hesaplayabiliriz. X yönündeki bileşeninin kendisiyle çarpımı, Y yönündeki bileşeninin kendisiyle çarpımı, varsa Z yönündeki bileşeninin kendisiyle çarpımı ve hepsinin toplamına eşit olacak bileşenleri cinsinden. Ama aynı zamanda A vektörünün büyüklüğü çarpı yine A vektörünün büyüklüğü bir başka deyişle A vektörünün büyüklüğünün karesi çarpı A vektörünün kendisiyle arasındaki açı ki 0 derecedir. Arasında bir açı yoktur. Kosinüs 0 da 1. Dolayısıyla bir vektörün kendisiyle çarpımı onun büyüklüğünün karesine eşit. Aynı zamanda bileşenlerin karelerinin toplamını da eşittir. Dolayısıyla bu da bize buradan da herhangi bir vektörü bileşenlerini biliyorsak eğer büyüklüğünü hesaplamamıza olanak tanıyacaktır.